Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan önce YouTube kanalımda Afyonkocatepe Üniversitesi hakkında her şey olan bir video çektim. Sonrasında ben oradan mezun olduğum için diğer fakülteleri, diğer binalarını da çektim. Sonrasında baktım çok tutuldu, yorumlarda yardımlaştık. İşte ben de elimden geldiğince cevapladım. Ondan sonrasında dedim ki bir Adanalı olaraktan Çukurova Üniversitesi'ni neden çekmeyeyim dedim. Sonra Adana Çukurova Üniversitesi'ni de çektim. Orada da çok güzel işinize yaradı. Şimdi tam tercih dönemiyken biz bir günübirlik bir tur için Bilecik'e geldik. Dedik ki Şeyh Edebalı Üniversitesi'ni neden çekmeyelim. O yüzden 2023 güncel fiyatlarıyla, güncel olan bilgilerle size bir video aktarmak istiyorum. Burada da notlarımı aldım. Öncelikle Kız KYK yurdunun önündeyiz. Şöyle gösterelim. Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu burası. Bahçeli Evler Mahallesi'nde yer alıyor. Yarısı özel, yarısı devlet. O yüzden buranın daha iyi olduğunu duydum. Daha çok memnunlarmış buradan. Okulun içinde de bir Kız KYK var. Onu da göstereceğim, onun da yerini göstereceğim. Okulun tam sonunda gibi yer alıyor böyle ama orayı da göstereceğim. Burası da çıksa, orası da çıksa yani memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Bilecik zaten size çok para harcatmayacak bir şehir bence. Merkezi çok küçük, güncel dolmuş fiyatları öğrenci 6,5 TL, sivil 8 TL. Biz daha az önce bir yemek yedik mesela eşimle, etli bir yemekti. Şehir Restorant diye bir restoranda 240 TL ödedik. Yani iki pilav, salata, işte etli bir yemek, iki çeşit sulu yemek mesela. Bizce gayet uygun şu döneme göre, şu devire göre. Sonrasında Hürriyet Mahallesi'nde de erkek öğrenci yurdu bulunuyor. Şimdi konuma yazacağız, okula gideceğiz. Okula giderkenki yol arası mesafe ne kadarmış görelim beraber. Evet arkadaşlar, şimdi yurdun önünden yola çıktık, gidiyoruz. Bakalım ne kadar sürecek. Navigasyona yazdığıma göre Şeyh Edebalı Üniversitesi'nin arası şu anda 9 dakika olarak gösteriyor. Şimdi ineceğiz, navigasyona göre gideceğiz, bakalım. Etrafımızda da neler var, neler yok onları görürüz hem. Hemen şurada bir BİM görünüyor. BİM var. Şöyle kebapçı falan var. Şöyle marketler falan var, bir milyoncu falan da var. Hemen ileride A101 var, o ses çiğ köfte var. Terzi var yanımda hemen. Fırın görüyorum. Büfe var. Büyük ihtimal dolmuş da buradan geçiyordur diye düşünüyorum. Burada bu arada belediye otobüsü yok arkadaşlar. Sadece dolmuşlar bulunuyor. Çünkü zaten küçük bir yer. Ve tepelik bir şehir olduğu için, tepe üstüne kurulu bir şehir olduğu için o yüzdendir diye düşünüyorum. Yani belediye otobüsüne gerek yok. Dolmuşlarla her yere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yakınlaştırayım. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yani bu demek oluyor ki artık tıp fakültesi de var yani Şeyh Edebalı Üniversitesi'nde. Şöyle gayet büyük. Üniversiteye ait bir yer. Gayet büyük. Thank you.
Evet arkadaşlar, okula gelmiş bulunmaktayız. Hafta sonu olduğu için fakültelerin hepsi tabii ki de kapalı. Şu anda rektörlük binasının önündeyiz ve bence gayet büyük bir bina olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir gösterelim rektörlüğü. Bu şekilde. Buradan da giriş var galiba. Şu taraftan da giriş var. Kütüphaneye çevirelim. Hemen rektörlüğün karşısında kütüphane var. Kütüphane de bence gayet yeterli bir kütüphane olduğunu düşünüyorum ben. Bayağı büyük görünüyor. Ama sınav zamanları illaki her üniversitede olduğu gibi böyle oturacak alanlar sıkıntı olabilir. Tabii ki de olabilir yani. Sınav zamanı yoğunluk olduğu için. Şu şekilde gidelim önüne. Evet, kütüphane de bu şekilde. Büyük ihtimal kapalı. Zaten normal bir kütüphane yani. Kaynaklarınızı bence çok rahat bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu şekilde şu tarafa yürümeyi planlıyoruz şu anda. Fakültelerin olduğu tarafa. Bu şekilde gidelim. Bir de gözlemlediğim kadarıyla üniversitenin içinde bir inşaat söz konusu. Yani bu ne demek? Yeni yeni bölümler gelecek. İşte yeni yeni işte binalar yapılacak falan. Bu şekilde. Rektörlük ve kütüphanenin oradan dümdüz yürüdük ve karşıya geldik. Arabamızı park ettik. Ve böylelikle beraber şimdi keşfedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın, ben Bilecik'te yaşamıyorum. Bu üniversiteyle ilgili de yani araştırma yapıp geldim ama bakacağız. Çünkü binaların baya böyle bir tabela yok maalesef. Tabelalar olmadığı için ön kapı girişlerinden görebileceğiz yani hangi fakülte olduğunu. Şimdi şöyle bir gösterelim. İlk bina şu şekilde başlıyor. Bayağı büyük bu arada. Şimdi şöyle ilerleyelim. Bu binada... Bir dakika, burası E blok galiba. Yanında F blok var. Hemen şöyle gelelim. Bir bakalım. Şimdi şöyle bu tarafta, sağ tarafında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi var. Hemen yanında bir kantin var. Büyük ihtimal o kantini bayağı kullanan öğrenciler vardır. Bu tarafta da Fen Fakültesi diyor. Fen Edebiyat Fakültesi'dir büyük ihtimal burası. Acaba eğitim fakültesi nerede? Şu karşısı araştırmalarıma göre İktisat Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu'yla biri olduğunu duydum. Güvenliğe de sorduğumuzda şu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Bloğu İslami İlimler Fakültesi yani İlahiyat Fakültesi diye duydum ama beraber bakalım, emin olalım, kayıt zamanı size zor olmasın arkadaşlar. Gelin beraber keşfedelim. Şimdi burası bayağı büyük bir alan gördüğünüz üzere. Gelirken, arabayla gelirken de diş hekimliği fakültesini gördüm. Şu arka taraftaydı. Hepsine tek tek yürüyelim. Yürüme mesafesiyle ne kadar sürüyor? İşte siz karar verin yani arkadaşlar. O şekilde gidelim bakalım.
Evet arkadaşlar, araştırmalarım doğruymuş. Burası da A blok, yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Burada Sağlık Meslek Yüksekokulu'yla da bir olduğunu duydum. Yan tarafta hemen B blok, İslam İlimler Fakültesi. Bu şekilde biraz daha ilerleyelim. A, B, E ve F geride kaldı. Bakalım. Hemen karşımızda gördüğünüz gibi Mühendislik Fakültesi var. Bu arada yemekhaneyle de ilgili güncel bir fiyat vereyim. Tabii ki de okullar biliyorsunuz depremden dolayı da bir kapandı, bir evlerinize dağıldınız, işte ne bileyim yurtları boşaltmanız istendi vesaire falan. Şu anda değişti mi bilmiyorum ama ön lisans ve lisans öğrencilerine 8,5 TL yemekhane, 10 TL de yüksek lisans öğrencilerine, bu şekilde fiyatları bu. Binalar bildiğiniz U şeklinde dizilmiş. Tamam mı? E, F, A, B, C, D, E diye geliyor. D diye geliyor pardon. C ve D diye geliyor. Ve orta alanda bayağı bir oturma kısmı var. Banklar, park şeklinde düzenli. Ama Bilecik'te her yer galiba yokuş ve tepe şeklinde. Şimdi buraya bakalım. Bu C blokta hangi bölüm var? Bir bakalım. Evet. C blok Mühendislik Fakültesiymiş arkadaşlar. Bu D blokta yine arasında bir kantin var gördüğünüz gibi. D blokta Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi diyor. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi diyor. Bu şekilde. Tabii ki de meslek yüksekokullarının çoğu bölümleri ilçelerdedir. Her şehirde olduğu gibi. Burada da meslek yüksekokulundan hani bazı bölümler tabii ki de var. Yani 2 yıllıklardan tabii ki de burada da var. Bu şekilde görüyorsunuz. U şeklinde düzenli aslında, gayet güzel bence. Gelip gelmemek, hani yazıp yazmamak size kalmış. Bilecik böyle sakin küçük bir şehir. Tepe üstüne kurulmuş. Şu tarafta yeni bir bina yapılıyor. Yakınlaştıralım orayı olmadı. Onun büyük ihtimal ben yurt olacağını düşünüyorum. Bu şekilde şimdi arabamızı atlayıp biz bu U şeklinde olan yerleri gördünüz. Bu fakültelerde hangi bölümlerin olduğunu. Şimdi biraz da arka taraflara bakacağız. Aslında arka taraflarında fazla bir bölüm yok. Ama ben tabii ki de yerini göstermek açısından size göstermeyi düşünüyorum. Ve en sonunda Kız KYK Öğrenci Yurdu'nun yerini gösterelim. Ve videomuzu bitirelim diye düşünüyorum. Arkadaşlar arabayla biz ilerledik. O gösterdiğim Ziraat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi'nin hemen yan tarafında, yani arka tarafında kalıyor Meslek Yüksekokulu. Bu şekilde bina. Hangi bölümler var bilmiyorum. Zaten tercih listesinde hani görürsünüz diye düşünüyorum. Yani burada hangi bölümlerin olduğunu. Şehir Davalı Üniversitesi değil de mesela atıyorum ilçeleriyle ilgili bir şey yazar mesela, bir tercihte bir kod bir şey yazarsa bilin ki ilçedeki bir meslek yüksekokuluna gideceksiniz. Söğüt olur, Bozüyük olur, işte o şekilde pazar yeri olur. Pazar yerinde var mı bilmiyorum da. O şekilde, bu şekilde yani Şehir Davalı Üniversitesi'nde meslek yüksekokulu. Burada şu ileride de diş fakültesi var galiba. Orayı da bir göstereceğim. Bu şekilde ilerleyelim. Ana kapıdan girdiğimizde direkt yukarı doğru çıktığımızda gördüğünüz gibi tıp fakültesi, çekimli fakültesi, sağlık hizmetleri
Meslek Yüksekokulu bizi karşılıyor. Şimdi ben İktisat Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nun aynı binada olduğunu söylemiştim videonun başında. Yanılmışım, öyle bir şey yok. Çünkü büyük ihtimal ben önceki videolara bakmıştım. Yani önceki video atanlara bakıp araştırdığım için. Şimdi yeni yeni binalar yapılmış. Gördüğünüz üzere zaten binalar yeni. O yüzden ayrılmış. Bütün bölümler ayrılmış. Ayrı ayrı fakültelerde olmuş. Bu şekilde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu da burada. Biraz da ileriye gideceğiz. Şu ileride de ATM'leri görüyorsunuz. ATM'ler var. Geride de bir halı saha var. Bu şekilde. İlerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Bilecik Kız Öğrenci Yurdu. Bu şekilde okulun hemen yan tarafında. Evet. Hemen eşime veriyorum kamerayı. Evet. Portland Porselen'in hemen karşısında. Okulun hemen yan tarafında Kız KYK bulunuyor. O inşaat halinde gösterdiğimiz, büyük ihtimal bu yurt olacak dediğimiz binada gerçekten de Kız Öğrenci Yurdu olacak. Yani Kız KYK olacak. Bu şekilde 6 kişilik odaları, tuvalet, banyo, ortak alanda odanızda yok. Bu şekilde 1260 kişilik kamyon geçiyor. Hep kamyon geçiyor burada. 1200 kişilik kapasitede bir yurtmuş. 6 kişilik odaları var. Wi-Fi, sıcak suyu, her şeyi var. Ama tuvaleti, banyosu ortak alanda arkadaşlar. Bu şekilde umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olun. Beni de motive edin video çekmek için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.